Yunan Kathimerini gazetesine konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Menendez, Türkiye'nin ikinci partisi S-400 almasının ABD açısından endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini daha fazla satın almayı düşündüğüne dair haberler konusunda derin endişe duyuyorum. Menendez, Ankara'nın ABD'den F-16 savaş uçağı alması için bir dizi koşullarının olduğunu söyledi. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Türkiye Yunanistan'ın hava sahası ihlallerini sürdürürse, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini ertelerse, rotasını değiştirip NATO'ya olan sorumluluklarını yerine getirmezse F-16 savaş uçaklarının Türkiye satışına destek vermeyeceğini açıkladı. Menendez bu açıklamaları ABD'nin Dede Ağaç üssü ziyareti nedeniyle gittiği Yunanistan'da yaptı. Demokrat senatör Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığına dikkat çekti. Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Türkiye hükümetinin NATO'ya bağlılığını ve ortak değer ve prensiplerini gösterme fırsatı bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu ABD'li senatör gibi konuşmuştu. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum. Kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Türkiye'nin kendi savunması açısından içinde bulunduğu NATO ittifakıyla birlikte hareket etmesi en doğru olanıdır" demişti.